Mehmet Özetli'ye burada teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca gazetemizde Kayseri Akın Günlük'te bunu biz daha önce yazı dizisi olarak yayınlamıştık. Eksiklikleri olabilir diye, bazı bilgiler elde edelim, birçok kimsenin kontrolünü açalım diye iki defa yayınladık. Ayrıca Kayseri Akın Günlük gazetesine de teşekkür ediyorum. Bu kitabın daha eksiksiz çıkması için, bize bu imkanı verdiği için. Efendim bu kitapta bizim amaçladığımız bazı şeyler var. Daha önce bir kısım folklorik çalışmalar yürütürken Kayseri yöresi ilgili Kayseri yöresindeki Türk toplulukları ilgili veya akraba topluluklarla ilgili bir kısım bilgiler de elde etmiştik. Tabii fişleme metoduyla çalıştığımız için de bu fişler belli bir süre birikti. Daha sonra şöyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu gördüm. Kayseri gibi Selçuklu'nun tarihi eserlerinin oldukça fazla oldu. Buram buram Selçuklu kokan bir şehirde bir kısım artık spekülasyon mu diyeyim veyahut da art niyet mi diyeyim bir kısım sözler kulakları tırmaladı, bizleri rahatsız etti. Halbuki bu Türk milletini anlamamak demekti. Yani o spekülasyonlar Türk milletinin tarihi çizgisini bilmemek demekti. Biz Türk milletinin doğru anlaşılması gerektiğini, doğru bilinmesi gerektiğini düşündük ve Kayseri yöresindeki Türk boyları ve akraba topluluklarla ilgili büyük ölçüde Osmanlı kaynaklarına dayanan ve alfabetik sırayla verdiğimiz bir çalışma yürüttük. Tabii bu çalışma bundan sonraki çalışmalara kaynaklık edecek bir çalışma. Yani tam olmasının imkanı yok. Ama şu anda büyük bir boşluğu doldurduğunu hissediyorum. Çünkü birçok kaynak kişiye temel teşkil edecek ve birçok insana rehberlik edecek bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Kitapla ilgili söyleyebileceğim bir başka noktada özellikle Kayseri yöresine ait bazı bilgileri yanlış veren, mesela Profesör Bilgi Umar'ın Türkiye'deki Tarihsel Adlar isimli kitabını okuduktan sonra bu kitap çalışmasına daha da hız verdiğimi söylemeliyim. Çünkü Kayseri'deki mesela tarihi adlardan Amarat köyümüz var. Osmanlı kaynakları mesela bu köye imaret der. Yani imaret Arapça bir sözcük. Bunu işte eski Lüvi diline dayandığını iddia eden veyahut da iki tane köyümüz var Süksün diye. Mesela Dünya'nın bir köyü var. İşte İncesu'nun Süksün diye bir köyü var. Ve Süksün Türkçe'de tümsek yer demek, tümseklik demek. Hatta Kayseri'de hala kızdıkları zaman işte Süksün ya bir tane bulursam diye aileler birbirlerine sözler söylerler. İşte efendim eski Lüvi dilinde sakasena'dan bozmadır diyor. Ben bunları görünce dedim ki bu kişiler yani bunları kasıtlı olarak araştırmıyorlar veyahut da kasıtlı olarak bu bilgileri vermiyorlar kanaatine vardım. Bu onları okudukça biraz daha hız kazandığımı söylemeliyim. Yine Bozkurt Güvenç'in Kültür Bakanlığı yayınlarının arasında Türk Kimliği isimli bir kitabı çıktı. Bu kitapta büyük ölçüde hem fethedenim hem fethedilenim gibi bir mantık ortaya koydu. Yalnız bu mantık temelde şöyle bir incelik taşıyor. Burada Türk kimliği şemsiyesi altında bir toplanma var. Yani insanların etnik kökeni ne olursa olsun hangi şeye dayanırsa dayansın Türk kimliği altında bir toplanma var. Bunu göz ardı ettiğini düşündüm. Yani bir taraftan kendisini Avrupalı, bir taraftan eski Anadolu medeniyetlerinin mirasçısı ki tabii öyleyiz. Yani aynı coğrafyada bulunuyoruz ama yani bunu farklı bir formda söylüyor. Bu forma biz karşı çıktık ve biz şunu düşündük. Dedi ki bu Türk milleti anlamakta. Türk milletinin bir fütuhat ruhu vardır. Bu fütuhat ruhu çok şey kapsar. Bu kesinlikle ırkçılık konusuna girmez. Çünkü Türk milleti zaten ırkçı olamaz. Irkçı olması da imkansız olan bir millettir. Yani Türk milletini doğru anlayalım, doğru kararlar verelim. İnşallah bu doğru kararlarda bu kitabımızın da bir faydası olursa biz de kendimizi çok mutlu kabul edeceğiz. Burada birçok köy adı var, birçok mezra adı var. Mezra adlarından bir kısmına ulaşamadık. Yani bilmiyoruz neresi. İşte Yahyalı'nın bilmem ne mezrası, bilemiyoruz. Bugün öyle bir yer yok. Bir kısım köy adları değişmiş. Bulduklarımız var,
bulamadıklarımız var. Ben kitabın sonunda en güzel şey şu dedim. Kitabın sonunda bütün o mevzaları yazdım, listesini verdim. Çünkü zaten bir de yazışma adresimiz var. Geçit Yayın Evi'nin yazışma adresi var. Belki bizim bilemediğimiz mevzalar var. O mevzaları da belki o iki mevza birleşti, bir köy oluştu, biz bilemiyoruz. Veya bir yer adı olarak kaldı. Mesela filan yerdeki işte taşlı tarlanın adı veyahut da kavakların bulunduğu yerin adı olarak kaldı. Onlardaki bu bilgileri de okuyucularımızdan rica ediyoruz. Bu kitabın yeni baskılarında bizlere ulaştırırlarsa, biz yeni baskılarında daha coğrafyaya uygun bilgiler vereceğimizi düşünüyoruz. Kitabın sonunda oldukça fazla bir mezra adı var. Çünkü bugün bilemiyoruz. Yani bu mezralar neresi bilemiyoruz. Göçler olmuş olabilir. Bu konuda aynı zamanda okuyucumuzun da bilgisine başvuruyoruz ki bize bilgi aktarabilir. Çünkü bir de Kayseri yöresi geniş bir yöre. Bu kadar geniş bir yörede bütün mezraları çıkarmanın veyahut da yerini göstermenin imkanı olmadığını da görüyoruz. Ben müsaadeniz olursa sözü fazla uzatmak istemiyorum. Mehmet Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Sözü ona bırakacağım. Burhanettin hocamızın böyle bir çalışmasından dolayı önce teşekkür ederiz. Kitabı ilk çıktığı günden bugüne kadar, daha çıkmadan önce okuyucular tarafından oldukça yoğun bir talep oldu ve bu yönde sıkıntıya düştük. Bir Erciyes Televizyonu'nun vermiş olduğu bir altyazı üzerine bizim burası her gün telefon yağmuruna ve okuyucunun yoğun ilgisine müracaat oldu. Biz kitap çıktıktan sonraki süreçte de bunun okuyucunun, Kayseri'deki okuyucularımızın ilgi gördüğünü yakinen izledik. Hocamın da biraz önceki belirttiği gibi kitabımızda belki eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olmaz ama hatalar olabilir. Gün yerleşmesi açısından buradaki mezra adlarını ve diğer yer değişmiş olan, bulunamayan şeyleri ilettikleri takdirde bir sonraki baskıda bunları düzelterek daha sağlıklı bir hizmet edeceğimiz inancındayız. Erciyes Televizyonu'na buradan bu konuya yakın ilgi ve alaka gösterdiğinden dolayı teşekkür ederiz. Diyeceğimiz bu kadar. Bilemiyorum, eklememiz gereken bir şey var mı hocam? Teşekkür ederim. Ahmet Bey'le çok güzel bir sohbet ettik. Evet. O sohbetten ben istiyorum ki hep beraber faydalanalım. Özellikle Kayseri kültürel faaliyetler, geçmişle bugünü kıyaslayarak öksüz müyüz, yetim miyiz, yoksa hem öksüz hem yetim miyiz, bu konularda bilgilerinizi, görüşlerinizi rica ederim. Evet, şu anda Kayseri'de artık unutulmaya yüz tutan günden daha doğrusu bir imza günündeyiz, bir edebi sohbet içerisindeyiz. Ben her şeyden önce genç yaşına rağmen Kayseri'de kültür ve sanata kendini adamış olan ve belki de artık bundan sonra hiç kimsenin talip olmayacağı bir yayın evi olayının içerisinde bulunan sevgili Mehmet Efe'ye, kardeşime ben burada teşekkür etmek istiyorum. Ve ben aslında sormak istiyorum, sevgili Mehmet Özdet burada bu değerli yazarların eserlerine harcamış olduğu o parayı, diyorum ki dövize yatırsaydı, marka alsaydı, dolar alsaydı, herhalde şimdi yazlıkları olacaktı, villaları olacaktı, bir başka deyişle çok daha farklı bir konumda olacaktı. Ama herhalde tek bir cümleyle özetlemek gerekiyor. O da idealist olmak çok farklılık gerektiriyor. Seçkin olmak gerektiriyor. Aynı şeyi ben yazarımız sevgili Burhanettin Akbaş hocama da söylemek istiyorum. Bir eseri hazırlamak için gecesini gündüzünü vermiştir. Peki bu kadar zamanı buna değil de daha başka şeylere ayırmış olsaydı, ekonomik olayların içerisinde bulunmuş olsaydı, televizyonu açsaydı, oradaki pop şarkıcılarını, arabesk şarkıcılarını seyretseydi nasıl olurdu diyeceksiniz. Bana göre bomboş olurdu, bir hiç olurdu. Kusura bakmayın, ben biraz bu konuda fazla eleştirel konuşuyorum. Çünkü ülkemizde ne yazık ki bir futbolcunun peşinden milyonlarca insan gidiyor. 90 dakika top oynadı diye ayağına milyarlarca lira dökülüyor. Ya da bir politikacının peşinden insanlar gidiyor. Çok insanlar gidiyor. Yahut da bir arabesk şarkıcının, pop şarkıcının peşinden milyarlarca insanlar gidiyor.
ne olurdu ülkemizde de bilim adamımıza, yazarımıza, şairimize çok fazla değil ama gereken gibi gösterilseydi. Hani denir ya, marifet iltifata, iltifata tabidir. Şu anda Kayseri'de gerçekten bana göre olağanüstü bir durum var. Kayseri'nin kültürü ve sanatının nabzı şu anda burada oturuyor. Burada atıyor daha doğrusu. Ben isterdim ki yazılı basın gelsin buraya, görsel basın gelsin buraya. Ne yazık ki şu anda karşımda Erciyes Televizyonu'nun kameramanı tutuyor. Şu anda bu olayı görüntülüyor. Ben aynı zamanda da Erciyes Televizyonu'na bu konuda kutlamak istiyorum. Tabii bir dokunmak, bir ah işitmek olayı var. Kusura bakmayın, ben fazla bir burada ah ediyorum. Tabii bu da Kayseri'nin kültüründen ve sanatının artık bütünüyle bir yozlaşmaya gitmesinden dolayı diyorum ben. Çünkü geçmişe bakarsanız çok daha fazla etkinlikler vardı. Bir Kayseri Sanatçılar Derneği vardı. Bu dernekte bir takım etkinlikler oluyordu. Daha sonraki oluşan kültürel etkinlikler pek o kadar da değil. Hemen şu burada şunu da söylemek istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayın Doçent Doktor Şükrü Karatepe Bey'in bir yayın evi olgusu vardı. Çok çok güzel eserler çıkartılıyordu. Ne yazık ki bundan sonra herhalde bu olmayacak. Bana göre bu kutsal görevi şu anda sevgili kardeşim Mehmet Özet üstleniyor. Ben bu arada yine yazarımız Burhanettin Akbaş Bey'in, Akbaş Bey'in de bu 5. eserinin gerçekten Kayseri kültür hayatına, hatta Türk edebiyatına, belki biraz abartıyorum ama dünya edebiyatına da çok fazla olumlu etkileri olacağına inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve bu arada da diyorum ki sevgili Mehmet Özet'e de bu tür şeyler çok daha kendisine teşvik etsin. Çünkü inanın Türk edebiyatının o kadar isimsiz insanlar var ki bu insanları ortaya bulup çıkartmak herhalde sevgili Mehmet Özet'in görevi olacak. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu olay hem öksüz hem yetim. Sanatçının, yazarın, düşünürün Türkiye'de değeri olmadığı gibi Kayseri'de de yok. Gerçekten Geçit Yayın Evi, Mehmet Özet ve ekibi, bu arada tabii Mehmet Hasoğlu arkadaşımız, bu güzel kapakları hazırlayan bir sanatçı arkadaşımız. Onun çok büyük emekleri var. Ben kendilerini kutlamak istiyorum. Sıvacı'nın dediği gibi, yani bir başka yere yatırım yapsalardı herhalde milyonlar, trilyonlar kazanırlardı ama bu işler biliyorsunuz pek para kazandırmıyor. Bir gönül işi. Sanatçılara, yazarlara aynı zamanda bir teşvik unsuru oluyor. Böyle imza günleri geçmiş yıllardan beri yapıyor zaten Geçit Yayın Evi. Hayli de başarılı oldu. Bilmiyorum şu ana kadar herhalde 97-98 yılında epey kitap yayınlandı. Bu Kayseri için gerçekten çok sevindirici. Kayseri'nin kültürü için alkışlanması gereken bir olay. Ben bütün yazar arkadaşlara, şair arkadaşlara, sanatçılara, yayın yönetmeni olan arkadaşımıza ve Geçit Yayın Evi'ne ve buraya bugün zahmet edip zamanlarını ayırıp gelen arkadaşlarım, sevgili hocam, Ali hocam da burada. Ben memnun oldum gerçekten. Az da olsa sayımız gayet iyi bir şey, görüntü. İnşallah bu sayının artmasını, bu işe gönül veren insanların çoğalmasını, özellikle gençlerin, okullarda öğrencilerin bu işlere teşvik edilmesini, okumalarının sağlanmasını temin edeceklerine inanıyorum. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burhanettin Hocam'ın teşvik vermeyeni tekrar tutuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Nurkal Bey'den de birkaç cümle rica etsem. Nurkal Bey. Burada iki güzel şeyi beraber değerlendiriyoruz. Biri böyle güzel bir eserin yazılması ve bu vesileyle bir imza gününün tertip edilmesi. Bu teşebbüslerin artarak devam etmesini biliyorum. Ancak bu sayede damladan deryaya ulaşabileceğimize inanıyorum. Çok şeyle destek verilebilir ama inanıyorum ki bu tür çalışmalarda bir tek gönül desteği gerekiyor. Bunun da gerçekleştiğine inanıyorum ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben birkaç cümlede Mehmet Bey'den rica ediyorum. Özellikle kapak konusunda, çünkü görünmeyen kahramanlar var. Evet. Kitabın dizgisi var, kapağı var. Şimdi öncelikle Mehmet Bey, burada hem kıl çadırımız var, hem havamız var.
Hem Türk kültüründe biliyorsunuz hayvancılık çok önemli. Keçi koyun var. Türk kadın giysileri var. O konuda da birkaç cümle de sizden rica ediyorum. Olmuş Türk boyları ve akraba toplulukları olunca kapak hazırlarken tabii biz biraz düşünüyoruz yani güzel bir şey ortaya çıkarabilmeyi, konuyla alakalı olabilmesi, konuyu vurgulayabilmesi açısından o resmi daha uygun ve Türk boylarının hemen hemen bütün özelliklerini yansıtabilecek özellikler vardır. İçerisinde fosforik özellikler vardır. Uygun buldum. Güzel bir şey çıkarmaya çalıştım. Belki içeriğine layık olmayabildi ama ben güzel bir şeyler yapmak için uğraştım. Kapak pek fazlaca önemli olan bir şeydir. Ben size bu gibi bir eseri Kayseri tarihine, Kayseri kültürüne kattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Önemli olan içeriği olduğu bana esindeyim. Biz kapak konusunda mümkün olanı yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Bayram Durbilmez'den de birkaç cümle rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle Kayserimizin güzide yayın evi olan Geçit Yayın Evi'ne çok teşekkür ediyorum. Geçit Yayın Evi gerçekten son yıllarda Türk kültürüne birbirinden güzel eserler armağan ediyor. Bizim bu eserlere ulaşmamıza yardımcı oluyor. Onun için bu Kayserimizde faaliyet gösteren, Türkiye çapında faaliyet gösteren Geçit Yayın Evi'ni kutluyorum. Değerli sınıf arkadaşım, yazar, şair Ruhanettin Akbaş'ı da bu vesileyle kutluyorum ve daha nice güzel eserler yazacağını da biliyorum. Çünkü genç ve yetenekli bir arkadaşımız. Kitabı henüz okumadığım için muhtevasıyla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama arkadaşımızı tanıdığım için şu kadarını söyleyebilirim. Bu kitap Kayseri yöresiyle ilgili, Türk boylarıyla ilgili yapılan en ilmi çalışmalardan birisi olsa gerekir. Bir bütün halinde bunların incelendiğini sanıyorum, tahmin ediyorum. Bu vesileyle tekrar yazarı ve yayın evini kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi kıymetli Türkiye'li Vakıf Başkanı, benim de başkanım, kıymetli hocam Hasan Vaz, üstün başkanı hocam birkaç cümle sizden rica edelim. Değil mi? Hayal. Ben Burhanettin Bey'i daha 2 sene oldu. Bu arada Kayseri yöresiyle ve Türk edebiyatıyla ilgili çok güzel araştırmaları var. Şimdi ben kendimi de şey yapayım, ben aslen Kayseri'yim, kütüğüm Kayseri. Doğum yerim Bürüngüz. Ya biz Bürüngüzler işte nereden, menşeimiz neresi, herkese soruyorum. İşte bir Türkmen boyu olduğunu biliyorum ama yani de emin de değilim. Burhanettin Bey'in çok güzel bir araştırması çıktı. Ve orada ne olduğumuzu öğrendik. Bizim millet olarak zannediyorum, yöre olarak bu araştırmaların, bu işi bilen insanların bu araştırmalarını yapmaları lazım. Türkiye'nin çok güzel bir haritasının çıkması lazım. Türkiye Cumhuriyeti şu andaki sınırları ve bunun sınırlar dışındaki çeşitli Türk boyları, çınarın ağacının, bir çınar ağacının dalları, bu dallarının çok iyi ortaya çıkması lazım. Burhanettin Bey'in yaptığı çalışmaların hemen hemen hepsi bu dalda ve verdiği eserler zannediyorum hem tarih açısından hem de edebiyat açısından fevkalade yön gösterici olacaktır. Şimdi Burhanettin Bey üniversitede veya bir araştırma enstitüsünde öğretim elemanı değil. Benim halisane niyetim üniversitelerin bu işe el atması, Burhanettin Bey gibi arkadaşlarımıza destek olması veyahut da bu tür arkadaşlarımızı, bu şekilde çalışma yapan arkadaşlarımızı kendi bünyelerinin içinde alıp kendi yöreleriyle ilgili çok güzel, derin araştırma ortaya çıkartmaları lazım. Bizim millet olarak en zayıf olan şeyimiz zannediyorum, noktamız bu. Eskiye yönelik temeli çok sağlam araştırmaların yapılmaması. Batı dünyasını ve Doğu dünyasında bazı ülkeleri incelersek görürüz ki kendi tarih kökenleriyle ilgili çok mükemmel araştırmalar var. İnsanlar kendilerini çok iyi öğrenerek, daha anaokulu, ilkokulda öğrenerek
Ondan sonra yüksek tahsislerini yapıyorlar ve ondan dolayı da vatanları her zaman onlar için en yüce varlık. Ve vatanlarına da ihanet de etmiyorlar. Bu araştırmaları yapalım ki bizim de vatanımıza ihanet olan insanları, ihanet eden insanlara ne olduklarını gösterelim. Bu araştırmalarından dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle iki seneden beri çalışıyoruz. Çalışmaktan dolayı da memnunum, memnuniyetimi kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu yaptığı çalışmalardan dolayı ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda da kendisine başarılar diliyorum. Sizi kutluyorum. Ben Ahmet Eylül Bey'e söz vermek istiyorum. Lütfen derlerse kendisi Kitapçılar Odası müteşebbisi. Bu konuda birkaç cümle de kendilerinden rica ediyorum. Biz de tabii bu kültürümüze sizler hizmet ederken bir yerde de sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca şimdi bu şeyinde belediyelerimize, valiliklerimize, il kültür müdürlüklerine birçok insanların da burada olmayışlarını maalesef üzülerek görüyoruz. Halbuki bu kişiler bu işlerden ekmek yiyor. Burada olmaları gerekiyor. Böyle bir teşebbüsleri her zaman destek olmaları gerekiyor. Maalesef ama yok. Sizleri bu çalışmalardan dolayı kutluyorum. Başarılarınızdan devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için bütün dostlarıma, sizlere, ondan sonra öğrenci kardeşlerime, okuyucularıma çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de başarılarınız için ben şahsım adına söylüyorum. Devamını diliyoruz. Gerçekten çok güzel bir olay. Ahmet Hocam'ın da dediği gibi gönül isterdi ki şimdi burası ana baba gününe dönsün. Gerçekten ana baba gününe dönmeye de layık bir olgu var şu anda burada. Ama bunlar tabii ne sizi, ne yazarlarımızı, ne şairlerimizi yahut da sevgili Mehmet Özet gibi yayın evi sahibi olan bu fedakar insanlarımızı diyebilirim. Ben de hocamın arkadaşımızın söylediğine şey yapmak istiyorum. Biz millet olarak çok az okuyan bir millet. 65, 62, 63 milyon nüfusumuz var. Günlük satılan gazete sayısı, yerel bölge Kayseri'de çıkan gazete, satılan gazete sayısı çok az. Kitap okuma alışkanlığımız yok. Bunları vereceğimiz yerde okullarımız, okullarımızın çok eğitim sistemimiz iyi olacak ki çocuklarımıza okuma şevkini verelim, şu araştırma şevkini verelim ki tabii o zaman buralar çok olsun. Ama arkadaşım dediğine kesinlikle katılıyorum. Ben ara oraya dokunmak istemedim ama kesinlikle burada bu işle uğraşan devlet erkanının kesinlikle olması ve sizi kutlamaları lazım. Onların yapacağı bir şey yapmışsınız siz. Sağ olun. Şimdi aslında çok güzel bir ortam oluyor ama bilmiyorum yani çekim programı nasıl olacak. Sen bu arada...